Buraya yazdığım fosfor 32 radyoaktif bir madde. Bu nedenle de radyoaktif bozulmaya uğruyor. Şöyle bir hatırlayalım. Bir önceki videoda beta ışımalarından bahsetmiştik. Beta parçacığı işte burada. Fosfor da gördüğümüz bu bozulma sonucunda kükürte dönüşecek. 4 mg fosfor 32 ile başladık diyelim. 14,3 gün beklediğimizde geride ne kadar fosfor kalacağını bulmak istiyoruz. Bu süre sonunda elimizde 2 mg fosfor kalacak gerisi kükürde dönüşmüş olacak. Buna aslında yarı ömrün tanımı da diyebiliriz. Hatta tanımı şu şekilde tekrar yapalım. Herhangi bir radyoaktif izotopun başlangıçtaki miktarının ve dolayısıyla ışıma gücünün yarıya inmesi için gereken süreye yarı ömür denir. 4 miligramla başladıysak ve yarısını kaybettiysek geriye 2 mg kalmış olması gerekir. Bunun için de gereken süre tam tamına 14,3 gün. Bu da P32 yani fosfor 32'nin yarı ömrünün 14,3 gün olduğunu gösteriyor. Bu arada yarı ömrü T1 bölü 2 sembolüyle gösteriyoruz. Tekrarlayalım. Fosfor 32 için T1 bölü 2 eşittir 14,3 gün. Yarı ömür tabii ki bütün maddeler için sabit bir değer değil. Örneğin uranyum 238 gibi bir maddeden bahsediyorsak yarı ömrün 4,47 çarpı 10 üzeri 9 yıl olduğunu söylememiz gerekirdi. Oldukça farklı değil mi? Demek ki uranyumun yarı ömrü çok çok daha uzun. Ama bizim bu videoda kullanacağımız madde fosfor 32. Hatta yarı ömrü daha iyi anlayabilmek için bu videoda her seferinde 4 mg başlayacağız. Şimdi fosfor 32'nin bozulmasını grafikte gösterelim. Y eksenine fosfor 32'nin miktarını koyalım. Birim tabii ki miligram olacak. X eksenine ise zamanı yerleştirelim. Bu örnek için daha kolay olması için zamanın birimini de gün olarak kabul edelim. Başlangıçta 4 miligram fosfor 32 var. Buraya 1 miligram dersek burası 2 miligram, burası 3 miligram, burası da 4 miligram olur. Bakın başlangıç noktamız burası. Zaman sıfıra eşitken elimizdeki madde miktarı 4 mg. Bunu işaretledik. 1, 2, 3 ve 4. 14,3 gün bekliyoruz. Dolayısıyla burası 14,3 olmalı. Geriye başlangıç miktarının yarısının kalmış olması gerekiyor. Yani 2 mg. Öyleyse bir sonraki noktamız burası olacak. Bir 14,3 gün daha beklediğimizde bir yarı ömür daha geçmiş olur. İkinci yarı ömür yani 28,6 gün sonunda bir yarılanma daha olmalı. Bu durumda geriye ne kalır? Tabii ki 1 mg. Bu da bir sonraki noktamız oldu. 28,6 gün sonra elimizde kalan madde miktarı 1 mg. Bir yarı ömür daha beklersek yani toplamda 42,9 gün beklersek geriye ne kalır? Birin yarısı ne eder? Tabii ki 0,5 mg. Bu da bize bir sonraki noktamızı gösterir. Buna istediğimiz kadar devam edebiliriz ama bu kadarı bile bize grafiğin ne şekilde olacağı hakkında yeterli ipucu vermiş oluyor. Grafiğe bakarsak bunun üstel bozunma olduğunu söyleyebiliriz. Radyoaktif bozunma derken aslında bundan bahsediyorduk. Bir sonraki videoda bundan biraz daha detaylı olarak bahsedeceğiz. Ama bu grafiğe baktığımız zaman burada neler olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz yarı ömür sayısı arttıkça radyoaktif maddenin miktarı azalıyor. Gelin basit bir problem çözelim. Başlangıç miktarı 4 mg olan fosfor 32'den 57,2 gün sonra geriye ne kadar kalır? Soruda bekleme süresi 57,2 gün. Fosfor 32'nin yarı ömrü 14,3 gün olduğuna göre 57,2 gün kaç yarı ömür eder? 57,2 gün bölü 14,3 gün bize kaç yarı ömür ettiğini verir. Bu işlemin sonucu 4 çıkacak. Demek ki 4 yarı ömür var. 4 mg'la başladığımızı biliyoruz. Sonucu her bir yarı ömürden sonra geriye ne kadar kaldığını hesaplayarak hemen bulabiliriz. Bir yarı ömür sonra 4 mg 2 mg'a düşer. 1 yarı ömür sonra 1 mg 1 yarı ömür sonra 0,5 mg'a düşer. Bir yarı ömür daha beklersek yani 4 yarı ömrün geçmesini beklersek de elimizdeki madde miktarı 0,25 mg olur. Bu da aradığımız cevap olur. Sonuçta bakalım 1, 2, 3 ve 4 yarı ömür geçti. Aslında bu hesaplamayı yapmanın bir yolu da 4'ü 1 bölü 2 ile çarpmak olabilir. Bu bize sonuç olarak 2'yi verir. Bir kez daha 1 bölü 2 ile çarparsak 1, bir kez daha çarparsak 0,5, bir kez daha çarparsak 0,25 elde ederiz. Böylelikle 4 yarı ömür oldu değil mi? Bu aslında 4'ü 1 bölü 2'nin 4. kuvvetiyle çarpmakla aynı şey. Yani 4 çarpı 1 bölü 16 yapmakla aynı şey. 4 bölü 16 ki bu da 1 bölü 4 eder. Yani 0,25 miligram. Hesaplamayı nasıl yaptığımızın bir önemi yok. Bunu yapmanın birçok değişik yolu olabilir. Hepsiyle de aynı sonucu bulabiliriz. Eğer grafiğiniz düzgün çizilmişse cevabı grafikten bulmanız bile mümkün. 4 yarı ömür sonra olacağınız yer buralarda bir yerde olurdu. Bu noktayı önceden grafiğin üzerinde bulsak, sonra da y ekseninde bu noktaya denk gelen yeri belirlesek cevabımızı bulmuş oluruz. Grafikte 4. yarı ömre gelen miktar da yaklaşık olarak 0,25 mg diyebiliriz grafiklerden bir sonraki videoda daha detaylı olarak bahsedeceğiz. Eğer merak ederseniz bir sonraki videoyu izlemeniz yeterli.